Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Bugün ne yapacağız? Ada kabağı yapacağız. Ada kabağı. Kanki, 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 ya ben bu işi biliyorum ya. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Yağmurlu bir İstanbul sabahında bir suyun ötesi yolculuğu yapacağız arkadaşlar. Suyun ötesine bir yolculuk olacak. Gördüğünüz üzere Onur Market'ten kabaklarımızı aldık. Ada yolculuğumuz başladı. Adaya gidiyoruz. Suyun ötesine gidiyoruz. Bugün ne yapacağız? Ada kabağı yapacağız. Ada kabağı. Normalde kabak kızartma yapacağız yani baktığınız zaman. Ama işin büyüsü başka. Bu kabağı üstünü öyle bir katman, öyle bir muhafazayla kaplayacağız ki müthiş olacak, bu bir. İkincisi, o kapladığımız, muhafaza ettiğimiz sosumuzun, kaplayacağımız sosumuzun içerisinde yok. Bakın neler var? Limon var. Bak. Taze sarımsak taze soğan var. Dereotu var. Roka var. Maydanoz var. Ama en önemlisi tazecik nane var. Bak. Finalde ne var? Finalde sos hazırladıktan sonra güzel muskatım var. Muskat da ekleyeceğim. Dedikten sonra olmazsa olmazımız unumuz var. Sosumuzu onunla hazırlayacağız. Ama bu işe tadını, ruhunu veren, işte bu soda. Hadi bakalım. Bira bismillah, ada kabağı yapıyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim önce kabaklarımızda haşır neşir olmadan önce ne yapacağız? Sosumuzu hazırlayacağız. Hadi bakalım. Ne dedik? Olmazsa olmazımız neyimiz var dedik? Yeşilliklerimiz var dedik. Değil mi? Dereotumuz var. Efendime söyleyeyim. Roka, taze soğan, maydanoz ve en güzeli Avşa'dan, adadan topladığım, kendi ellerimle dikip her sene bu canım naneleri ben taze de tüketiyorum. Bir de topluyorum, toplayıp kurutuyorum. Kışın da tüketiyorum. Bahçemden yani. Bu naneler bahçemden, nanem var. Dedim. Şimdi bismillah. Hemen neyle başlayalım? Hadi. Taze soğanlarımızla başlayalım arkadaşlar. Küçük doğrayacağız arkadaşlar. Küçük. Yani bunları küçük. Böyle incecik doğramam lazım. Soğanlar hazır. Evet. Soğanlar hazır. Taze soğanlarım hazır. Nasıl oldu biliyor musun? Cillop oldu. Bunlar doğru mahzene. Evet, şöyle açalım. Öyle. Evet, bunlar doğru mahzene abi. Bunları alıyoruz şöyle. Şimdi taze soğanın ardından ne yapalım? Rokaları alalım. Maydanozları alalım. Şu sapları olmasın. Efendime söyleyeyim. Ve naneleri alalım arkadaşlar. Nanelerim şöyle. Evet, en son dereotunu en son doğrayacağım. Böyle bir kat kıvırıyorsun. Öyle bir sıkıştırıyorsun onu. Tamam mı? Bir kat daha kıvırıyorsun, sıkıştırıyorsun. Sonra hareket şu. Bak. Hareket şu abi. Bu da hazır. Ne var bunun içerisinde? Tazecik nane var. Tazecik nane. Artı ne var? Roka var. Artı ne var? Maydanoz var. Artı ne var? Taze soğan var dostlar arkadaşlar. Yeter mi? Yetmez. Buna ne lazım? Buna bir de agacım dereotu lazım. Ya bakayım dereotu sende. Ondan sonra şöyle. Evet. Mahzene onları da aldım abi. Hepsi mahzende. Evet. Olay budur. Az sonra buraları ben çok güzel toplayacağım. Buna hemen hiç uzatmadan tuz eklemem lazım. Tuz.
Tuzu biraz fazla koyacağız. Tamam, tuz işi okey. Karabiber atmam lazım. Aa bak terledim acı. Yağmur var dedik. Terliyoruz. Kolay değil. Kanki cambaz. Şimdi tuz, karabiber yeter mi? Yine yetmez abi. Yine yetmez. Nerede benim? Kırmızı. Renk vermek adına. Renk vermek adına. Herhangi bir lezzet adına değil. Renk vermek adına öyle bir kaşık da iki kaşık, bir kaşık, iki kaşık artık tercih meselesi. Ben iki kaşık gönderdim. Janjanlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu esnada buna biraz limon ekleyeceğim abi. Buna biraz limon eklememin sebebi şimdi bu yapışacak. Az sonra soda, Kızılay sodamız. Üstüne basa basa söyleyelim. Ve unumuz buraya nüfus ettiğinde bu limon onların birbirine tutunmasını sağlayacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bazı arkadaşlar yapmışlar ama limon sıkmamışlar. O kat kabağımızın üzerinde o kat oluşmuyor. Oluşsa da dağılıyor yağ attıktan sonra. İşte bu limon sayesinde o dağılma olmayacak Allah'ın izniyle. Dedik. Hadi bir tur yapalım. Şöyle. Evet. Güzel bir tur. Son tur. Beyler vakittir. Kapatıyız. Diyordu bir zamanlar. Akşam güneşi. Dedikten sonra ne yapıyorum abi? Şuradan şöyle önce nabza göre evet bırakıyorum. Yetmezse ne yapacağım? İstediğim kıvama getirene kadar un takviyesi yapacağım ya da biraz daha soda ekleyeceğim. Bir şekilde şekil şemal yapacağım arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi yani? Dedikten sonra evet hemen o işte bu Kızılay farkı. Bu Kızılay farkı. Gördünüz? Bu Kızılay farkı. Dedikten sonra biraz janjanladım. Evet janjanladım. Şimdi ne yapıyorum abi? Şimdi görev başlıyor. Hadi bakalım. Şimdi görev başladı. Evet. Böyle güzelce Hakan abi sana da göstereyim. Bakın yavaş yavaş bulamacımı oluşturmaya başladım arkadaşlar. Bulamacım oluşuyor. Tamam. Şimdi biraz daha soda. Evet. Bunu sulandıracağız. Şimdi bazı tariflerde tabi bu tercih meselesi ama arkadaşlar bu kavama getirdikten sonra süt kullanıyorlar. Süt de olur. Bu tercih meselesi. Yani sütü de bu aşamada katabilirsiniz. Ama biz bugün sütlü yapmıyoruz abi. Olay bu alette. Neden? Şimdi bakın bunu böyle karıştırıyorsunuz ya. Şöyle yapıyorsun. Ona ne lazım? Un lazım. Unu attım abi. Attım. Evet. Bakın şimdi nasıl oturacak? Yerli yerine oturacak. Ben hazırım diyecek. Ben şimdi buna biraz un takviyesi yapacağım. Ama un takviyesinden önce ne yapmam lazım? Biraz muskat. Muskatı şöyle bir tat versin. Fazla değil. 5-6 sürüm muskatla ödüllendirdim. Muskat da yerini aldı. Şimdi ben bereket versin diyorum. Önce bereket versin. Eyvallah. Kanki cambaz. Efendim sosuma gerektiği kadar unumu ekledim. Kabaklarım burada. Az sonra onlara güzel bir şekil vereceğim. Onun da püf noktası var. Efendime söyleyeyim. Temizliğimi yaptım. Çok hamaratım. Bereket versin dedik. Şimdi programın daha doğrusu biz alıştık. Program moduna alışkın olduğumuz için. Videomuzun başından beri şurada bir mamul var. Bazı arkadaşlar buna o ne acaba ne yapacak deyip şöyle merak ediyor olabilirler. Onları bilgilendirmek adına söylüyorum. Agacım bu Çatalca'dan benim çok sevdiğim bir arkadaşımın manda çiftliği var. Manda çiftliği. Bu manda yoğurdu. Bu manda yoğurdumuzu kabaklarımızı pişirdikten sonra tabağımızın yanına eşlik etmek üzere sunumda kullanacağız dostlar arkadaşlar. Kabak
manda yoğurdu, hazırladığımız özel sos. Şov devam ediyor. Ada kabağı yapıyoruz. Önce kabaklarımızı bir hazırlayalım bakalım. Kabaklarımızı bir hazırlayalım. Ne dedik? Püf noktası var dedik. Püf noktası şu. Şimdi kabağımıza ya da böyle işte patlıcandı, salatalıktı gibi uzun bitkilere, sebzelere bir muamele yapmamız lazım. O ne? Bakın, rahat rahat işlem yapabilmek için. Bu bir tüyo. Bunu göz ardı etmeyin. Deneyin. Evet ya, çok rahat oluyormuş diyeceksiniz. Önce şuradan, bakın şu kısmından, bir yüzünden şöyle göstereyim. Çok incecik bir kat. Çok incecik bir kat yapıyorum abi. Bak şöyle. Şöyle bir kat yapıyorum. Tamam mı? Hatta az oldu. Biraz daha yapabilirim. Şöyle. Bak şöyle. Böyle bir kat yapıyorum abi. Niye? Şimdi ben bunu ne çok kalın doğramalıyım, ne de ince doğramalıyım. Bir standardı var. O standartta doğrayabilmem için benim şu hareketi yaptıktan sonra bunu mazgala yatırmam lazım. Hareket şu Hakan abi, bak çok kolay, bak. Hop, yattı mazgala abi. Olay bu. Şimdi bu kaçmaz, gitmez, oynamaz, dönmez. Vallahi vapurdaki adamlar gibi yönlendiriyorum. Bunun gibi anlatıyorum. Dedikten sonra başlıyorum. Evet, başlıyorum. Aslanlar gibi. Bakın ne kalın olacak, ne ince olacak arkadaşlar. Aslanlar gibi doğruyorum bakın. Öyle, oh! Bunların çok ince de olmaması lazım. Evet, çok kalın da olmaması lazım arkadaşlar. Bu bir detay ama çok önemli. Neden? Yüzeysel olarak bunları biz kaplayacağız ya. Kapladığımız vakit burada bir üstünde bu hazırladığımız sosun bir katman olmasını istiyoruz. O nedenle elimizden geldiğince ince kesmeye çalışıyoruz. Şu son kısmını da şöyle kesebiliriz arkadaşlar. Böyle öyle halledebiliriz. Eyvallah. Dedikten sonra şimdi ilk kabağı doğradık. Hemen ne yapalım? Tedbirli olmak lazım. Vakti değerlendirmek lazım. Ben şu arabayı bir garajdan çıkarayım abi. Altını bir harlayayım. Şöyle bir o kendine gelsin. Buradan göremiyorum. Evet, ama bu kendine bir gelsin. Ben bunu bir ödüllendireyim. Şöyle güzel bereket ayçiçek yağım var. Yani bereketli, sahiden bereketli. Biraz yağımız fazla olacak. Yani yağımızın biraz fazla olması lazım. Dedikten sonra o şimdi başlıyor. Şıkır 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 şıkır. Sesler gelmeye. Bunun altını biraz daha kıstım aganım. Heh. Ben ne yapacağım abi? Hemen ikinci kabağıma geçiş yapacağım. Biz bugün iki tane yapacağız ama bu kadar yağ. Evet, bu kadar yağ var. Bu kadar yağı helak eder miyiz? Etmeyiz. Biz şimdilik bunları göstereceğiz size. Onları pişireceğiz. Sonra bunları pişireceğiz. Yapacağım şu. Bunu alacağım şöyle. Güzel, buna bulayacağım. Arkadaşlar. Bu şekilde. Oh! Şöyle yaptıktan sonra bakın şöyle. Hop! İçeride. Bakın şöyle. Öyle. Bakın. Kabaklar aşkla, sevgiyle ne yapıyor? Sosa bulanıyor. Herhalde bir 3 tur falan yapacağız. Tamamını pişirmek için 3 tur falan yapacağız. Ben şimdi susayım. Bilgileneyim kabaklarla. Hemen pişireceğiz bakın. Pıtı pıtı yapıyoruz, hemen pişiriyoruz. Hadi bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, kabaklar cızırdıyor. Kabakların biri yüzü pişti. Öyle bir çevirme işlemi yapıyor kanki cambaz. Uf 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 uf, görüntüye bak, görüntüye bak. Sankilim Cunda'dayım. Sanki Avşa'dayım. Sanki Marmara'dayım. Oh! Evet, şu güzelliğe bak, güzelliğe. Tamam, bir tarafını güzel pişirdikten sonra ikinci tarafını çok fazla pişirmeye gerek yok. Hemen. Haydi bakalım, vakti zamanıdır.
Vakti zamanıdır. Yalnız bakar mısınız? Of 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 of. Vallahi palamut oldu acı. Harbi palamut oldu, bak bak. Palamut oldu yani. Süper İvanitsa. Oh. Palamut, palamut. Buna kabak diyenin aklına şaşarım. Bu oldu palamut. Tamam, birinci tur tamam. Ben şu ellerimi yıkayayım, etrafı da bir toparlayayım. Ondan sonra kabaklar pişti. Sunumda buluşalım. Hem tadalım, hem alevelerçi diyelim. Kabaklar hazır. Çıtır çıtır pişireceğiz. Hadi bakalım, görüşüyoruz. Bereket versin, bereket, bereket. Kakan Gicanbaz. Efendim, kabaklarımı kızartma işlemine kısa bir ara verdim. Neden? Çünkü daha kızartılacak kabaklarım var. Sosumu da ayırdım ama daha fazla sizi bekletmeyeyim istedim dostlar, arkadaşlar. Kızartmaya ben devam edeceğim ama şöyle bir göstereyim acaba. Şöyle bir göstereyim. Bak, kabak oldu lakarda yani. Şimdi bunun içini de göstermek istiyorum. Şöyle Hakan abi, bak şöyle. Görüyorsun abi. Bak, içi de böyle incecik, kıtır kıtır. Şimdi böyle janjanlı bir tabakta tadım yapmak istemiyorum. O nedenle şöyle yapacağım. Bakın aynen şöyle. Ya ben bu işi biliyorum yani. Vallahi. Sonra. Bu. Manda yoğurdu. Abi muhteşem bir ikili ya. Ben veda edeyim. Çünkü bunları başladığımı bitirmek geliyor insan içinden. Efendim, bana kolay gelsin. Ben kabakları kızartmaya devam edeceğim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Videomuzu izlediniz. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Onur Market'te dükkan sizin. Bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Anlatılmaz lezzetlerde mutfakta sizin. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öptük. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. İnşallah, maşallah bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah zorunuzu kolay eylesin. Ben kalan kabaklarımı pişireceğim. Hakan çok güzel fotoğraflar çekecek. İnşallah, dediğim gibi her videonun sonunda hatırlatıyorum. Fotoğraflarımız çok özel. Onları da dikkatle takip edin. Instagram hesabımdan Erol Canbaz. Bizi ne yapıyoruz, ne ediyoruz, sizlere neler kazandırıyoruz. Takibe devam. İzon Brakeyes Kamara Brejne Vijne. Bir yemeğin daha sonuna geldik işte. Anlatılmaz lezzetler, Kanki Canbaz. Bir sonraki yemekte ne yapacağımız hiç ama hiç belli olmaz. Sağlıcakla.